Merhabalar arkadaşlar. Yine çok güzel bir programla karşınızdayız. Sizin aranızda hani bu şeyde çok ünlü olan bir program. Pinal Hilha. Şuradan bakarsak evet. Hepinizin bildiği bir program bu. Ben bunu normalde sadece burası var maç sonu olarak. Var. Ben bunu ilk yarıya da uyarladım. İlk yarı ve maç sonu olarak aynı formülleri kullanıyor. Normal, orijinal bu programın hiçbir formülünü falan hiçbir şekilde değiştirmedim. Orijinali neyse öyledir. Ne yaptık biz buna? Otomatik çekim, arşiv, kayıt ve başarı ekledik. Sonunda şöyle bir arayüz oluşturduk. Bu arayüzden de kayıt sayfasına kayıt ediliyor. Gördüğünüz gibi bütün değerler burada kaydediliyor. Sonra sonuç sayfasında yani maçlar oynadıktan bir gün sonra sonuçları çekebiliyorsunuz. Maçlar oynadıktan iki gün sonra da yine sonuçları çekebilirsiniz. Beş gün sonra da bunların hepsini ayarladık. Şuradaki gibi. Sonra bunları arşivleyeceğiz. Ayrıyeten ekstra olarak getirdiğim, bundan sonra diğer programlarda da yapacağız bunu. Bir programın başarı bir indeks tutan bir formül oluşturduk. Bundan sonra bütün programlarda hangi programın hangilerde daha çok başarılı olduğunu siz bizzat kendiniz ölçebileceksiniz. Hadi başlayalım. Şimdi öncelikle arayüzümüzden başlayalım. Bütün zaten her şey açık. Burada ilk yarı ve maç sonu skorları var. Burası işte yüzdeleri ilk yarının, burası ikinci yarının yüzdeleri. Burada bir banko olayımız var. En yüksek oranlı olarak bu maça oranı en yüksek olan bankoyu buraya atıyor. Burası birden bir diyor. Bunlar gördüğünüz gibi aşağıdakilerin gelme oranları. İlk yarı için. Burası da maç sonu içindir. Şöyle bir ayarlama daha yaptım. Yani gerekli verileri olmayanları zaten kaydetmeyecek. O maçların burada olmayacak. O yüzden buraya da bir okey şeyi koyduk. Burada da lig ismi var. Evet. Şurada gördüğünüz gibi gol yok diyor ve KG yok. Bu tarafta da DEP ve KG yok. Bunlar ilk yarı için konuşalım. Şurada ilk golü kim atar diyor. Atanı bulamamış. Yani benim oradaki formüllere göre yaptığımı bunu da yine ben oluşturdum. Yani skor olarak 0-0 diyor. Mesela bunu aldığı yerde. O yüzden gol yok diyorum ben oraya. Geliyoruz buraya. Buraya gol yok. Şurası KG yok dediği yerde. Zaten yine şurası. Şurası. KG yok dediği yer orası. Maç sonu için de aynı şey geçerli. Dep ve KG yok diyor. Maç sonuna geliyorsunuz. Şurada ilk golü kim atar? Dep atar. Karşılıklı gol olur mu? Hayır diyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde çıkıyor. Ha, burası birden bir diyor. Burası bir bir. Gördüğünüz gibi. Bu yine programın yani orijinal programın kendi formülü şeyleri. Ve şu iki skor zaten şuradan alınıyor. Gördüğünüz gibi 1-0 ve 1-1 diye. Buna yapacak bir şey yok. Bununla bu tabii çelişiyor ama gördüğünüz gibi demek ki bir şey var. Şimdi hep beraber bakacağız. Şimdi öncelikle ne yapacağız? Bu programı bizim ne yapmamız lazım? İndirebilmemiz lazım. İndirebilmemiz için her programda olduğu gibi ne yapıyoruz? YouTube'a giriyoruz. YouTube'da Yüce Sağlam'da videoların altında bu programı bulacaksınız. Zaten bundan sonra eklenecek. Diyelim ki şöyle indireceksiniz. Programın altına giriyorsunuz. Şurada daha fazla göster yazıyor. Şurada bir indirme linki olacak. Buna basıyorsunuz. Böyle bir ekran çıkıyor. Herhangi bir şey çıkarsa bunu çarpıdan kapatıyorsunuz. Devam et diyor. Burada ikinci bir sekme açılıyor. Bunu kapatıyorsunuz. İkinci açılan sekmeyi. Sonra yine aynı sekmeye dönüyorsunuz. Buraya basıyorsunuz. İzin ver dediği yere. Sonra bu sayfa geliyor. Şuradan indir dediğinizde
şuradan indir dediğinizde program iniyor. Şimdi bunu yapamayacak bir şey yok. Gördüğünüz gibi kolayca bir şekilde indiriyor. Şimdi bende çalışan her şey çalışıyordur. Yani sizde çalışmıyor olabilir. Bu Excel'inizden, bilgisayarınızdan, makrolarınıza izin verip vermemenizden kaynaklanabilir. Yani bende çalışmıyor diye bir sürü değil de birkaç yorum alıyorum özellikle. Yani benim yapabileceğim ona hiçbir şey yok. Yani mümkün olduğu kadar Microsoft Office Excel'in en yüksek sürümünü yükleyin. Zaten her yerde var. Öğrenci olarak da var. Yani bedel olarak da para vermeniz de gerekmiyor. Ama tabii ki benimki orijinaldir gördüğünüz şekilde. Burada yücel sağlam yazar. Şimdi programı indirdik. Program geldi. Şimdi şöyle bir analiz sayfasında böyle bir olayımız var. Şurada gördüğünüz gibi sadece iddia butonu ekledim. Çünkü site gerekli güncellemeleri yapmış. Şuraya bastığınızda bugünkü tarihi sadece iddia maçlarını çeker. Buraya bastığınızda da bütün maçları çeker. İddiada olmayan diğer maçları çeker. Buraya bastığınızda bu maçı analiz eder sadece. Buraya bastığınızda da tüm buradaki 280 tane maçı analiz eder. Şimdi şu tarafta gördüğünüz gibi çok güzel bir şeyimiz var. Kullanmak isteyenler için. Şurada gördüğünüz gibi Fransa diye bir yazıyor. Fransa'nın birinci ligi. Lens. Buraya da şurada gördüğünüz gibi ok çıkıyor. Bu oka bastığınızda istediğiniz ligi buraya indirebiliyorsunuz. Bunları ben ayarladım şimdi. Bunlar alfabetik sıraya göredir. Gördüğünüz gibi A, B, C, D diye hepsini geçer. Mesela Türkiye'yi bulalım. Türkiye gördüğünüz gibi T olarak en sonda ve tektir bunlar. Bir tanesine basarsanız Türk. Şu andaki bu bültende bulunan 4 tane Türkiye'nin Süper Lig takımı var. Buraya geldi. İşte bunları bulmak için sadece şuraya mesela buradaki yazan isimleri yazarsanız hemen çıkar onlar. Bu şekilde analiz ettirip edebilirsiniz. İkincisi, diyelim ki lig analiz etmek istiyorsunuz. Şuraya buradan ligleri bulursunuz bilmiyorsanız bile. Şuradan herhangi bir ligi, işte benimki FRA1 yazıyor ya mesela onu getirelim. Şuraya aynı orada ne yazıyorsa FRA1 yazdığınızda Enter dediğinizde gördüğünüz gibi buradaki o maç gitti. Geliyorsunuz oka basıyorsunuz. Burada sadece FRA1'e ait maçları göreceksiniz. Sadece bu ligi. Şuradan tümünü analiz et derseniz sadece bu ligi analiz eder. Ondan sonra derseniz ki öbür lige geçelim. Mesela Enkle1'e geçelim. Burada sadece bu sefer Enkle1 ligini görürsünüz. Yine tümünü analiz et derseniz o maça ulaşırsınız. Buranın tabii ki boş olması diğer maçları görmeniz açısından çok iyidir, çok uygundur. Burada biraz uzun sürebilir ama diğerleri için alt bir taban oluşturacaktır. Bu şekilde gördüğünüz gibi maçları şey yapabilirsiniz. Şimdi bu işlem tamam olduğuna göre çekeceğiz hep beraber. İddiayı da çekecek, bütün maçları da çekecek. Analiz de ettireceğiz. Tümünü analiz de ettireceğiz ve çalıştığınızı göreceksiniz. Yani çalışmıyorsa problem sizden ve bilgisayarınızdan kaynaklanıyordur. Tekrar videoyu izleyebilirsiniz. Olmayacak şeyler oldurabilirsiniz. Şimdi gelelim. Analiz ettik diyelim. Şurada analiz ettik tümünü veya tek tek. Burada kayıt sayfasını atıyor. Şurada gördüğünüz gibi bütün orada gördüğünüz değerlerin hepsini buraya atıyor. Sizden ricam bu kayıt sayfasında herhangi bir şey silmeyin. Şurada sonrasında hep formül vardır. Buraya sonuçlar otomatik gelecek. Şuraya sonuca bastığınızda zaten dünkü sonucu çekecek. Şurası gördüğünüz gibi şu sarı yer. Burada zaten bir açıklama yazdım. Buraya herhangi bir tarih yazarsanız mesela 1 Nisan 2022 yazdık. Enter dedik. Bu 1 Nisan 2022'nin maçları eğer analiz edilmişse şurada giderlere göre sonuca bastığınızda o tarihteki sonucu çeker. Eğer burası boş ise dünkü sonuçları çeker. İşte ya da hangi tarihe atarsanız tabii ki bugünden önceki tarihler olması gerekiyor. O sonuçları çeker. Eğer buradaki maçlar o sonuçların içerisinde varsa buraya sonuçları atar ve sonuçları görürsünüz. Daha sonradan da arşive atmayı size öğreteceğim. Ondan sonra da başarına bakacağız. Şu anda gördüğünüz gibi benim
Arşivde 365 tane maç yapmışım 2 günden beri. 14 Nisan, 15 Nisan. Bugün de 16'yı çekeceğiz şimdi hep beraber bakacağız. 14 ve 15 Nisan evet. 14 ve 15 Nisan maçları 365 tane çekmiş, analiz etmiş, koymuş. Kaydımız da var burada. Başarı olarak şurada alttaki şu gördüğünüz yerde buradaki ilk 3 tanesi en yüksek 3 tanesi yeşile boyanıyor bu şekilde gördüğünüz gibi 1, 2, 3. Üstteki de yine kayıtın şu üstteki şurası son yaptığınız kayıtta bulunan analizin sonuçlarını çektiğinde buraya ne kadar başarılı olduğu gelecek. Şurası da toplam arşivde ne kadar maç varsa onların o şeydeki başarısı gelecek. Buraya da en çok kullandığımız şeyleri yazdık. İlk yarı 0-5 altı üstte mesela %65 başarılıymış bu program. İlk yarı 1.5 üstte %61, maç sonu 2.5 altı üstte %51, maç sonu KG'de %51 ve bankoda da %58 başarılıymış. Şu anda 2 günlük arşivde bu gördüğünüz şekilde. Şimdi ne yapalım? Şu anda bizde kaydımızda 16 insan isimli bir şeyimiz var. Gördüğünüz gibi. Önce bunun bir kaydını çekelim. Sonra bugünkü maçları çekip analiz edip başarıyı görelim. Şimdi bakın hiçbir şey yapmıyorum. Bu ya dün çektirmiştim. Bu maçların analizini yaptırmıştım. Şimdi sadece dünkü maçları çekeceğim için buraya bir tarih yazmıyorum ya da dünkü tarihi yazabilirsiniz. Gerek yok. Şuraya sonuca basmanız yeterli. Sonuca bastık. Şimdi bekliyoruz. Bu arada yine yoğun bir şekilde bana göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum. Yakında yine eski günlerimize kavuşacağız. Abonma ve beğeni sayesinde. Yorumlarınızı hiçbir şekilde eksik etmeyin. Bir de şey diyeceğim. Eğer destek olmak isterseniz şurada katıl butonu var. Burada gördüğünüz gibi bu kanala ufak bağışta bulunabilirsiniz. Bağışta böyle gönlünden kopunca şunlara katıl diyebilirsiniz. Burada herhangi bir sorununuz veya çözüm istediğiniz bir şey varsa buna abone olabilirsiniz. Şu özel isteklerde de elinizde bir program var. Programlar var. Birleştirmek istiyorsunuz, kolaylaştırmak istiyorsunuz, otomatik çekim yapmak istiyorsunuz gibi problemlerinizi de bu özel isteklerden tamamlayabiliyoruz. Şimdiken hepinize teşekkür ediyorum. Bakalım çekmiş mi sonuçları? Evet, gördüğünüz gibi bakın sonuçları çekti. Şurada hemen demin sonuçlar yoktu. Gördüğünüz gibi hemen hesapladı. Hangisinin ne olduğunu buraya geldi. Hemen şimdi başarıya bakıyoruz. Bak gördüğünüz gibi üstteki şey doldu. Evet, demek ki dünkü maçlarda yine 3 tane şey değişmemiş. Tabii bunlar zaten normal. Gördüğünüz gibi ilk yarıda mesela dünkü maçlarda ilk yarısı 0-5 alt üstte %53'e düşmüş. Totaldan 65'e. İlk yarı 1.5 üstünde 66'ya düşmüş. Yükselmiş. En yüksek 79'dan 80'e yükselmiş. Evet, buna göre artık neye karar vereceğinizi, hangi maça, hangi şeye oynayacağınızı bundan çok güzel bir şekilde yararlanabilirsiniz. Bitti mi? Bu şeyin başarı şeyinin özelliği bitmedi. Arşive geliyorsunuz. Buradan diyorsunuz ki ben bakın şurada hepsinde bir filtre vardır. Filtre vardır. Ben diyorsunuz herhangi bir maçı mesela açalım. Bundan tümünü aç diyelim. Herhangi bir ligi buradan seçiyorsunuz. Hangi lig olabilir bir bakalım. İtalya D1'e bakalım kaç maç varmış. İtalya D1'de bir maç varmış. Bunu analiz yapamayız. Bir maç için olmaz. Başka bir yere bakalım. Hollanda D2'de ne var? Evet, Hollanda D2'de gördüğünüz gibi 6 maç varmış. 6 maçta Hollanda D2'de 6 maçtaki programın başarısını görmemiz için buradan şuraya geliyoruz. Başarı oranları şurada görülüyor. Gördüğünüz şekilde. En başarılı maç sonu 0-5 üstte başarılıymış. Maç sonu KG'de %67'ymiş. İlk yarı 0-5 üstte %83'müş. Evet, burasına bakacağız. Çünkü arşivden biz şey yapıyoruz bunu şuradan. Aynısını tabii ki buradan da yapabilirsiniz mesela. Herhangi başka ligi bulalım. Fransa D1'i bulalım. O da yine bir lig. Yani şansa bak. Hep bir maç olanları şey yapmışız. Evet, Valencia Osasuna maçlarında mesela buna da ne yapacağız? Kayıt sayfasında olduğumuz için başarıda şurada kayda bakarız. İki maçtaki
ne kadar bilmiş ona bakalım mesela. Evet, gördüğünüz gibi Mason'ın 1,5 üstü %100 bilmiş. Evet, bu oynanabilir. %100 mesela İspanya maçları Mason'a şu anda 1,5 alt üstte ve %100 olarak bilmiş oluyor gördüğünüz gibi. Bu kadar diyelim. Şurada tümünü seç diyebilirsiniz. Bütün maçlar gelir. Yani her şeyi de şurada temizle dersiniz. Bütün maçlar buraya gelir. Evet. Gördüğünüz gibi burada 15'i. Şimdi kayda biz bunları kayıt yaptık ya gördüğünüz şekilde. Sonuçları çektik. Bunları bizim arşive aktarmamız gerekiyor. Daha sonraki programlarda bunları ben otomatik yaptıracağım. Fakat şu anda zamanım olmadığı için pek şey yapamıyorum. Ha bir de çok yoğun istek var. Şurada maçları çekerken diyorlar ki Toto oynuyoruz. İşte 2-3 günlük analiz lazım falan. Onu da yapacağım. Bülteni komple çektireceğim yani. Problem değil. Zaten iddia da çekiyor büyük ihtimalle de. Yine o da gelecek. Neyse kayda diyelim ki çektik. Sonra bunları bizim arşivlememiz gerekiyor. Bakın şimdi şuradaki 2 yazıyor ya. 2'ye tıklıyoruz. Tamam mı? Sonra en sona geliyoruz. Shift'e basıp şimdi şurada en sondakine Shift'e basıp buna tıklıyoruz. Burası seçildi. Şimdi herhangi bir yerde burada olur. Kopyala diyorsunuz. Burayı kopyaladık. Arşive geliyoruz. Son tarihte şuraya geldik. Şurada direkt yapıştırmayın. Ne olur ne olmaz. Boş yere formülü buraya kopyalayacak. Şuradan altındaki yere gelip şuna işaretliyoruz. Bakın buraya burayı kaydetti. 454'de çıktı maçımız. Bunların hepsini buraya kaydetti gördüğünüz gibi. Benim dediğim gibi şekilde yaparsanız burada da bir problem çıkmaz. Şimdi başarıya geldik. Gördüğünüz gibi başarı değişti. Şu değerlerin hepsi şu anda değişti. Şimdi kayda geliyoruz. Kayıt duruyor burada. Biraz daha dursun. Arşivden yine bir bakalım. Başka maçlar gelmiş mi mesela? Bak 15 ve 16'sında iki maç yapılmış gördüğünüz gibi. Gördüğünüz şekilde şunları şöyle yapalım en azından. O yüzdeliklerle uğraşmayalım. Bundan sonra böyle şeyler çıkmasın. Evet. Gördüğünüz gibi iki maçta da toplam golde %100 bilmiş. 3,5 alt üstü bilmiş. 1,5 maç sonu 1,5 alt üstü ve 0,5 alt üstü bilmiş. İlk yarıda 0,5 üstü bilmiş program. Fransa maçı. Buna göre kendinize özel ligleri oluşturabilirsiniz. O liglere göre bu programın hangisi mesela diyelim ki Türkiye liginde bu program ilk yer 1,5 alt üstte %100 başarılı. Yani bu sizin için bir nedir? Referanstır. Atıyorum İngiltere'de maç sonu 1,5 alt üstte %90 başarılı. Bunları yaptıktan sonra bu size göre şey olacak ve ona göre seçeceksiniz. Ha, ileride ne yapacağız? Güzel bir algoritmalı program yaptığımızda özel bir kupon kendi kendine yaptırtabileceğiz ve yapma olayımız gittikçe düşecek. Şimdi çalıştığını göstermek açısından yine geliyoruz. Burada ne yapacağız? Önce işte sadece iddia mesela çekelim. Sonra bütün maçları çekelim. Fark etmiyor. Mesela şu anda her şey tamam. Gördüğünüz gibi bak şurası da 280 tane maç olduğunu söyler şu anda burada. Çektikten sonra. Burayı da ben yine size şimdi anlatacağım. Diyelim ki sadece iddia maçlarını çektik, bastık, bekliyoruz abi. Şimdi bu program bende çalışıyorsa, benimki de normal bir Excel yani kendi yaptığım bir şey değil. Microsoft Office'in Excel'i çalışıyor. Gördüğünüz gibi işlem tamamlandı. Bol şanslar. Bülten çekildi. 280'de gördüğünüz gibi iddiada 201 maç buldu. 201 tane maç şu anda burada var. İddiada olan maçlar. Görüyor musunuz? Avusturya'nın Red Bull. Yani şu anda ama bak çektiğim saat 15:25. Avusturya Viyen maçını buldu. Bakalım. Gördüğünüz gibi bak 15:30'daki bu maçları şu anda çekti. Gördünüz mü? Bütün maçları çekeceğiz. Bakalım bütün maçlar kaç taneymiş. Ama şunu bir farklı kaydedelim olmazsa da iddia maçları da kalmış olsun. Onlara da bakalım. Şimdi mesela sadece canımız
İddia maçlarınızdan şey yapmak ister. Sadece iddia maçlarının arşivini tutmak ister ya da tüm maçları tutmak ister. Ona göre siz kendinize göre bir yol belirleyebilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi sadece iddia maçlarını çektik 205. Şimdi bütün maçları çekiyoruz. Yani hangisini tercih ederseniz o şekilde olacak. Evet, bu da çekti. Gördüğünüz gibi şu an itibaren de yurt dışında iddiada olmayan 439 tane maç çekti. Şimdi burada benim size naçizane önerim, şurada gördüğünüz gibi bir sunumumuz, olayımız var. Bak, bu da çok güzel bir olaydır. Şimdi 439 maç çekti ama bu yurt dışı, biz artı 3 olduğumuz için 12'den sonra 3 saat daha maçlar oynanıyor. Yani normalde bir gün 12'de bitiyor ya, fakat bizim yerel saatimize göre artı 3, dünya saatine göre artı 3'ümüz var. Saat 3'teki maçlara kadar günlük maçları çekmemiz gerekiyor ki ertesi günde sonuçları birebir çeksinler diye. Mesela şurada diyoruz. Buradan mesela Gaola'ya giriyoruz. Ha, verileri bu anda Gaola'dan alıyor. İstatistik bir program bu, bilmeyenler için söylüyorum. Şimdi gördüğünüz gibi maçlar burada. Bugün oynanan maçlar. Bunun en sonuna geliyoruz. Şurada. Böyle yaparsanız kayıt ve arşivlenir konusunda da pek bir sorun yaşamazsınız. 12'yi geçti gördüğünüz gibi. 2'yi geçti. Şurada 3. Gördünüz mü? Bak, şurada 3 var. En son maçımız, 3'ten bir önceki maçımız şu maç. Yani buradan aldığı için direkt en son maç alabiliriz. Şurayı kopyalayın. Buraya geldiğinizde şuraya Ctrl V yapın. Şurada bir tık işareti var. Bak, gördüğünüz gibi. Bilinç burada yanıp sönüyor. Bir boşluk var. Geriye doğru backspace yapın. Enter deyin. Şimdi bak, bu maça kadar 420 tane maç varmış. Son 19 tane maçı indirmiş olsanız, analiz etmiş olsanız bile sonuçları o gün çektiğinizde sonuçlar çıkmayacak. Bir sonraki güne çıkacak. O yüzden böyle yapmanızı tavsiye ederim. Şu anda 420 tane maç oldu. Şimdi mesela bu maçın önce bir tane analizini yapmadan önce, yani bir tane tek maç yaparsınız analizini, hatta yapalım. Bir maç analiz yaptırıyoruz gördüğünüz gibi. Eğer bu maç programın istediği verileri yoksa onu zaten es geçecek. Yani onunla uğraşmak zorunda kalmayacaksınız. Gördüğünüz gibi maç şu anda şu şekilde 0'dan 2 diye yorumladı. Şu şeylere göre de, şu skorlara göre de 2-0, 1-0-3 diye dedi. Yani burada artık maç sonu oynamayız. Şimdi en yüksek oranımıza göre %76, ilk yarı 1.5 alt diyebiliriz bu maç için. Maçları çektikten veya sadece de maç çektikten tümünü analiz edeceksiniz. Şu kayda geliyorsunuz. Bakın, şurada temizle yazıyor. Bunu temizleyin ki bir önceki maçlarla ilginiz kalmaz. Şuraya temizle dedikten sonra analiz sayfasına geliyorsunuz. Şimdi bak, tek analiz yaptık, çalıştı. Bütün analiz, tümünü analiz edeceğiz. Çalışacak. Şurada gördüğünüz gibi başka hiçbir maç yok şu anda. Analiz diyoruz. Bu arada tabii Yücel Sağlam'a YouTube'da abone olmanızı bekliyoruz gençler. Tümünü analiz diyoruz ve maç, program başlıyor. 420 tane maçı gördüğünüz gibi şurada sol altta birden 420'ye kadar olan maçları teker teker alıp kaydedecek oraya. Siz hiçbir şey yapmayacaksınız. Böyle bir bırakacaksınız yarım saat falan. 400 tane maçı kısa sürede yapacağını düşünüyorum. Tabii ki bilgisayarınızın iyi olması lazım. İnternet hızınızın iyi olması lazım. Programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Her türlü yorum, fikirlerinizi bekliyorum. Programda da tabii ki bu sonuçta insan yapımı bir program. Hatalar olabiliyor. Geri dönüşlerimizde düzeltebildiğimiz bütün hataları düzeltebiliyoruz. İlginiz, alakanız için çok teşekkür ediyorum. Zamandan kazanmak için böyle devamlı boşlukları dolduruyorum. Gördüğünüz gibi maçları yapıyor. Şu anda 4. maça geçti. Siz bunu artık 420'ye kadar ilerletebilirsiniz. Böyle yaz 420'ye kadar beklersiniz ya da ESC tuşuyla istediğiniz zaman End deyip bu programı sonuçlandırırsınız. Sonuçlandırdığınız için böyle bir şey çıktı. Fakat buraya bu 4 maçı gördüğünüz gibi
yazdı. Yarın da sonuçlar çektiğimizde buraya atacak. Şu anda başarıda üstteki tabii ki hep 0-0 görecek çünkü sonuçlar çıkmadı. Ama alttaki şeye göre diğerlerinin de sonuçlarını rahatlıkla bulabileceğiz. Şu anda 454 maç oldu gördüğünüz şekilde. Bugünkü maçlarla beraber 400 daha eklenirse 800 maç olacak. Hepinize bol şanslar diliyorum. Gördüğünüz gibi bir problem yok. Gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Olabildiğince detaylı anlatmaya çalıştım. Skor 1-1 diyor, 0-0 diyor. Yani bunları zaten pek kaldırış etmiyorsunuz. Bu programı şurada çıkarmış olduğu şuradaki sonuçlar gördüğünüz gibi. Bu Pınarhina ilk yarı maç sonunda zaten her şey açıktır. Hiçbir şey yapmanız gerek ama benim naçizane tavsiyem hiçbir şeye dokunmayın. Sadece analiz edip keyfini çıkartmaya çalışın. Şimdi siz bunu aldığınızda şuraya temizlediğimeniz gerekiyor. Bu maçlar temizlenir. Hatta ben temizlediğim sizin için. Hazır bir temizlik sayfa gelsin. Analiz sayfasında tümünü analiz ettiğinizde edecek ya da bu şu anda bütün maçlara çekmiştir 420 tane. Siz sadece iddia diyerek diye sadece iddia maçlarını da analiz edebilirsiniz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.